Arkadaşlar merhaba, Teknoloji 2050 kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz dostlar. Bugünkü anlatacağımız videoda ekran yenileme oranı, özellikle Samsung telefonlar için söylüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili birçok soru aldık. Abi ekran yenileme oranı nedir? İşte pürüzsüz ekran olayı nedir? Bunu nasıl aktif hale getireceğiz? Bununla ilgili çok soru sordular. Biz de böyle bir küçük bir video hazırlama ihtiyacı duyduk. Umarız işinize yarar. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen hatırlatayım. Bu özelliği kullanabilmeniz için şu tip telefonlara ihtiyacınız var. A71 ve üzeri telefonlarda arkadaşlar. A51 üzeri telefonlarda, yani A51 ve A71'de yok, yanlış anlamayın. Onların üzerindeki serilerde bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Ve S20 üzerindeki serilerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bunu nasıl aktif hale getireceğiz? Nasıl çalıştıracağız? Veya ekran yenileme oranını nasıl değiştirebiliriz? Yani pürüzsüz ekran dediğimiz, yani bizim tabirimizle pürüzsüz ekran, yani herhangi bir böyle donma olmadan akıcı bir ekrana nasıl kavuşuruz ve bunu nasıl ayarlarız? Hemen onu gösterelim sizlere dostlar. Arkadaşlar bu videoyu tam ekran göremiyorsanız eğer, video izlerken tam ekran yapmanız gerekiyor. Çünkü ekran videosu çekimlerinde bu şekilde oluyor dostlar. Hemen şöyle ben size nasıl ayarlayacağınızı göstereyim. Ayarlar kısmına giriyorsunuz dostlar. Burada ayarlar kısmında ekran kısmı var gördüğünüz gibi. Orayı tıkladığınızda burada zaten pürüzsüz hareket var arkadaşlar. Burada pürüzsüz hareketi tıklıyorsunuz. Ve yüksek ve standart olarak iki seçenek var. Şimdi benim bu telefonum A72. Sizlere göstermek için çekmiş olduğum telefon A72 arkadaşlar. Siz de bunun işte üst modeli olabilir veya S modeli olabilir. Bu 120 Hz'e kadar çıkan telefonlar var. Bu S20 ve üzerindeki serilerde arkadaşlar 120 Hz'e kadar destekliyor. Şimdi bu A72 olduğu için 90 Hz'e kadar verilmiş. Burada zaten yazıyor arkadaşlar. Ben de standart olarak seçili, burada da iki ayrı örnek verilmiş. Yüksek ve standarda baktığınızda zaten ekran akış oranını görüyorsunuz. Burada ben de standart seçiliyken yüksek istiyorsam arkadaşlar bunu tıklamam gerekiyor. 90 Hz olmuş oluyor bu. En yüksek şu andaki ekranımın desteklediği oran bu. Ve uygula diyorum arkadaşlar. Şu anda ekran akışım benim pürüzsüz ekranın özelliği 90 Hz'e çıkartıldı. Eğer bunu standart kullanmak istiyorsanız da gene standardı seçip uygula kısmını tıklamanız gerekiyor. Siz de böyle bir yeni bir telefon aldıysanız arkadaşlar hangi oranda kullanmak istiyorsanız seçebilirsiniz ya da hangi orandaysa bunu değiştirebilirsiniz dostlar. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Genellikle böyle oyun oynarken ya da video izlerken görüntülerin daha akıcı, daha gerçekçi ve aynı anda kullanabilme özelliğinizi sağlıyor. Özellikle oyun oynayan arkadaşlarımız benim dediğimi çok iyi anlamıştır. Normal kullanan insanlar bunu pek anlamayabilir arkadaşlar. Böyle ekranlarda falan 90 Hz ile 60 Hz arasında aslında çok fazla bir hani gözle ayırt edebileceğiniz bir fark yok. Ama bu 120 Hz'lere falan çıktığında bayağı bir fark edebilirsiniz dostlar. Arkadaşlar tekrardan hatırlatalım. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Biz de seviniriz. Hoşça kalın.